Hasan Öztürk Batı illerinde yükselen milliyetçilik ben ırkçı değilim diye söze başlayıp ama fakatlarla devam eden birçok cümleyi peş peşe sıraladı. Bizim buralarda da çoğaldılar dediği meselenin PKK terör örgütü ve milli mutabakat ve kardeşlik projesiyle doğrudan ilgisi vardı. Batı illerinden bahsediyorum. İstanbul'dan, İzmir'den değil, Bursa'dan, Balıkesir'den, Aydın'dan söz ediyorum. Bu illerin yerlilerinden bahsediyorum. Batı'da milliyetçilik yükseliyor. Antalya gibi, Muğla gibi büyük göç alan illerden değil, daha küçük illerden bahsediyorum. Buraların yerlilerinden bahsediyorum. Irkçılık yapmayı akıllarından geçirmemiş insanların daha önce buralara ekmek parası için gelenlere kucak açarken hiç akıllarında olmayan ırkçılık meselesini bugünlerde baskın bir şekilde yaşadıklarını gördüğüm için yazıyorum. Birkaç gündür yollardayım. Geçen ay Doğu illerine gitmişti, bugünlerde Batı illerindeyim. Aydın, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında hızlı bir tur attım. İzmir'i ayrı tutarak söylüyorum, buraları yıllardır takip eden olarak söylüyorum. Hiç bu kadar milliyetçiliğin yükseldiğini görmedim. Çok önceleri PKK terör örgütü ile Kürtler arasında derin bir mesafe koymayı başarmıştı buralar. Terör örgütü ile Kürtlerin ayrı olduğunu, örgütün bölücü, ayrılıkçı olduğunu düşünen insanların Kürtleri dışlamadığına, ötekileştirmediğine şahittim. Bugünlerde cümleler şöyle başlıyor. Bunların hepsi. Tehlike çanları çalıyor. Doğuda ayrılıkçı düşünceler. Doğu illerinde özellikle Diyarbakır, Batman, Van, Hakkari, Şırnak illerinde kafelere oturduğunuzda dillendirilen ayrılıkçı ve düşmanca söylemleri batıda Ayvalık, İzmir, Bodrum, Datça gibi daha kriminal beyaz Türklerin yaşadıkları bölgelerde duyabilirdiniz. Bu toprakların özünde öteki yoktu. Ötekileştirilmiştik ama ötekileştirmemiştik. Bu yüzden Kemalizmin o katı faşizan dönemleri dışında ve çok nadir kısa fasılaların dışında bu memlekette Kürtler ötekileştirilmemiş millet tarafından. Devletin Kürtlere uyguladığı asimilasyon red inkar meselesini ayrı tutuyorum. O devlet sadece Kürtlere değil dindarlara ve başka kesimlere de neler yaptığını biliyoruz. Konumuza dönelim. Millet dedimse topyekün Türk milleti yani iki üst kimlik olarak hepimizi Türkü Kürtü Çerkesi Laz'ı, Boşnakı Arnavutu da içine alan üst kimlik olarak Türk milleti. Diyebilirsiniz ki bugün artık Türklük de bir alt kimlik olarak tanımlanmıştır. Sizlerin arkaik demode gerici diye tanımlayabileceğiniz düşüncelerimi bugün yine yazma ihtiyacı hissediyorum. Zira eğer bir ortak zeminde buluşamazsak sonumuzun çok kötü olacağı konusunda endişem büyük. Balkanlardan sökülüp atıldığımızda, lime lime günlerin sonunda Anadolu'ya sığınmıştık. O gün Türklüğü ana İslam olarak kabul ettiğimizde sorunun büyük bir bölümünü çözmüştük. Bu gerçekliği tıkıldığı İmralı Adası'ndaki bilmem kaç metrekarelik mahpus tamından görebilen Abdullah Hocalan'ın bile gerisinde kalan bu taraftaki ve öbür taraftakilere inat, Türklük yani ki ana sıra İslam paydası bizi hem büyük bir millet yapar hem de terörün çatışmanın panzehiridir. Abdullah Hocalan bu gerçekliği gördüğü içindir ki 2013 Nevruz'unda silahlar sussun. PKK sınır dışına çekilsin dediği mektupta saygıdeğer Türkiye halkı bugün kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altında ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır diye cümle kurdu. Doğusuyla batısıyla kuzeyi ve güneyiyle topyekün bir Türkiye'den bahsedebilmemiz için ana sıra İslam temelinde yeni bir söylem geliştirmek zorundayız. Önce içimizde yekpareleşeceğiz ki daha sonra etrafımıza söz söyleyebilelim. Yoksa Diyarbakır ofisteki kafede bağımsız Kürdistan hayali kuran orta yaş grubuna cevabı Aydın'ın Balıkesir'in Manisa'nın naif insanları verir. Bu da memleketimiz için bir felakettir. Hasan Öztürk, Star.